Evet dostlarım, yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Bakın şu anda hayatımıza yeni bir adam girdi, yeni bir efsane girdi. İspanyol bir efsane bu. Geçen bölüm bunu tanıyorsunuz artık. Ellik efsanesi. Ve ekranda görüyorsunuz şu anda Ellik dostlarım Raskol'un oteline geldi. Ben bir şekilde Ellik'le mücadele etmeye çalıştım. Savaş yapmaya çalıştım. Ama dostlarım onu hiçbir şekilde yenemedim. Bakın Ellik efsanesi bilgisayarınızı kapatabiliyor. Onu yenemedim. Benim tüm dostların silahlarımı kırdı ve ondan sonra kendi maskesini bana taktı. Hatta şu anda bu maske hala suratımda ve bu maske yüzünden halüsinasyonlar görüyorum. Ellik'i görüyorum. Ellik böyle geliyor, bir şey yapıyor. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Mesela benim gördüğümü Katerina göremiyor. Değişik bir olay oldu ve şu anda bu maske de kafamdan çıkmıyor. Ondan sonra dostlarım bir şekilde biz Ellik'le savaşmaya çalışırken Katerina ile beraber Ellik bize bir tane USB verdi. Ekranda görüyorsunuz geçen bölüm. Ve bu USB'yi kullanmamız için dostlarım bize bir bilgisayar gerekiyordu. Ve bu bilgisayarı dostlarım bulmamız için ben de aklıma Gego'nun evi geldi. Geçen bölümün sonunda Gego'nun evine geldik. Yani buraya geldik. Şu bilgisayarda dostlarım USB çalıştırmayı denedim. Flash belli çalıştırmayı denedim ve bu bilgisayar eski sürülmüş. O yüzden çalışmadı. Bakın Ellik efsanesi şu anda bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bakın mesela burada maskesi falan var. Yani Ellik efsanesi bana kafama bu maskeyi taktıktan sonra, ben bu maskeyi çıkartamıyorum, bize resmen bir şey yaptırtmaya çalışıyor ve bana bu USB'yi verdi bakın. Ve bu USB'nin, videoyu hemen kısacık veriyorum, şu anda videoyu izlerken aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutma dostum. Yeni videonun gelmesini istiyorsan bu videoya 30.000 beğeni atmamız lazım ve eğer abone olursan görmüş olduğun gibi şu anda ismin ekranda çıkar. Hadi abone ol. Ne işe yaradığını çok merak ediyorum. Mutlaka bakın çıkan kartlardan önceki bölümü gidip izleyin, mutlaka ve mutlaka izleyin. Açıklamaya da yorumlara sabitleyeceğim. Geçen bölüm dostlarım bayağı bir şey oldu ve bu bölümde artık bu USB'yi çalıştıracak bir bilgisayar bulmamız gerekiyor bakın. Yani Gego'nun evinde bir bilgisayar vardı, ben onu biliyorum. Gego'nun evindeki bilgisayarda bu USB çalışmıyor. Eski sürüm diyor. Bu bilgisayar eski bir sürüm bilgisayar olduğu için bu USB çalışmıyor. Bize yeni sürüm bir bilgisayar gerekiyor. Yeni bir bilgisayar lazım ve bu bilgisayarda bu USB takarsam ne olur? Ne yaşanır? Aşırı merak ediyorum. Katana nerede? En son Katana burada bir yerdeydi. Katerina! Ya şöyle bir yerlere gelip girip durmayın. Ben de çok korkuyorum dostlarım. Katana neredesin? Acaba Raskol'un evinde mi? Katerina! Hey! Buldum galiba. Ne buldun? Ne buldun? Dur, ne buldun? Aa, bilgisayar! Yes! Katana bu yeni sürüm bir bilgisayara benziyor. Katana bu yeni sürüm bir bilgisayara benziyor. Vallahi herhalde USB bunda çalışacak Katana. Vallahi herhalde bunda USB çalışacak. Hadi dene bakalım. Tamam dur, deniyorum, bekle. Tamam dur, deniyorum, bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen çalışsın bakın. Şu anda bize bu Ellik'in verdiği dostlarım USB bellek, belki de bu bilgisayar çalışır. Bu bilgisayar modern bir bilgisayar gibi duruyor. Ve eğer bu USB'yi takarsam bilgisayara ne olacak? Ellik efsanesi bilgisayarımızı mı patlatacak? Ne olacak bilmiyorum ama Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 çalışmıyor, bu da niye hata veriyor? Ne hatası veriyor? Dostlarım yine İspanyolca bir hata çıkıyor sohbette. Çalışmıyor bu USB'de, bu bilgisayarda. Bir dakika dostlarım, hatayı çevireceğim, bekleyin. İspanyolcam yok ki kardeşim. La versión del disco no coincidente. Bilmiyorum dostlarım ne demek. Versiyon ve diskle alakalı bir şey diyor ama. Dur bakayım, bekleyin, çevireceğim hemen. Hemen telefondan bir çevireyim, şu ne demekmiş. Dostlarım çevirdim, geldim. Abi sohbette disk sürümü uyuşmuyor yazıyor. Ulan delireceğim şimdi, disk sürümü uyuşmuyor diye bir hata mı olur? Abi önce başka bilgisayara takıyoruz diski. Haşe hatası veriyor. Eski bu bilgisayar hatası veriyor. Yeni bilgisayara takıyoruz, disk sürümü uyuşmuyor diyor. Çıldıracağım, kafayı yiyeceğim, yine olmadı. Biz hangi bilgisayara takacağız bu USB'yi? Ben anlamadım ki. Bilgisayar craftlamayı da bilmiyorum dostlarım ben. Yani bilgisayar craftlamak Minecraft'ta böyle bir şey nasıl oldu bilmiyorum. Hani o yüzden de şu anda bu flash belleği nereye takacağım, kafayı yiyeceğim yani. Bu flash belleği takmak istiyorum çünkü artık. Ellik'imize ne yapmaya çalıştığını anlamak istiyorum, Ellik efsanesinin. Ve şu kafandaki maskeden de kurtulmak istiyorum. Katana, bizim başka bir PC bulmamız lazım. Yani bunda da sürüm eski sürüm disk uyuşmuyor falan hatası veriyor garip garip. Bizim başka bir bilgisayar bulmamız lazım. Tamam, buluruz. Düşünmeye çalışalım. Tamam, düşünmeye çalışalım. Doğru söylüyorsun. Düşünmeye çalışalım. Bir dakika, televizyon var şurada. Bunda olur mu acaba? Yok dostlarım, bunda direkt hata bile çıkmıyor. Bunda da olmuyor. Ay kafayı yiyeceğim şimdi, çıldıracağım. Ay vallahi çıldıracağım dostlarım. Bir dakika, Bobby'nin evi. Bobby'nin evinde belki bilgisayar vardır. Belki uyumlu bir bilgisayar bulabiliriz. Dostlarım Bobby'yi bayağıdır görmüyoruz. Yani ben ölülerle beraber mimik evrenine gidip savaşmaya geldim. Raskol'un oteline gittiğimden beri ben Bobby'yi görmüyorum. Bobby'yi en son evinde görmüştük. Ekranda görüyorsunuz. Grigoni ve Cassandra ile ve çocuğuyla Zog ile beraber yaşıyorlardı. Hatta kavgalıydık bayağı. Bobby ile konuşmuyorum şu an. Belki onlar evdedir ve Bobby'nin evine gidebiliriz. Belki onlarda yeni bir sürü bilgisayar vardır. Olabilir. Katana bir şey diyeceğim. Bobby'nin evinde bir bilgisayar, Bobby'nin yeni evi var ya. Hatta gitmiştik seninle. Belki orada bir bilgisayar bulabiliriz. Belki orada bu USB çalışacak bir bilgisayar bulabiliriz. Oraya şansımızı orada da deneyelim. Yani çünkü şu an başka gidecek yer kalmadı. Olabilir. Gidelim hadi. Tamam gidelim, bekle. Önce şey yapacağım. Belki bu bilgisayarları bir şekilde modifiye edebiliriz. O yüzden dostlarım bu bilgisayarları yanımıza alalım biz. Yani şu hata hata veriyor ama belki bu bilgisayarlarda işimiz olur. Oğlum burada Ellik maskesi var. Daha demin burada kalemlik vardı dostlarım. Bakın ekranda görüyorsunuz. Daha demin burada kalemlik vardı. Lan burada da Ellik maskesi var. Ay çıldıracağım, kafayı yiyeceğim şimdi. Abi her yerde Ellik maskesi çıkıyor. Bakın bilgisayarın yanında Ellik maskesi çıktı. Bir dakika, şu an deneyeyim acaba çalışır mı? Yok dostlarım, yine aynı hatayı veriyor. Katana şunu görüyor musun bak? Katana şu maskeyi görüyor musun? Bende şu an maske var dostlarım. Belki sadece ben görebiliyorumdur. Katana şu maskeyi görüyor musun? Şunu. Görüyor musun? Hayır ama orada bir maske gördüğünü tahmin edebiliyorum. Tamam doğru tahmin edebiliyorsun. Sen benim beynimi okuyabiliyordun. Doğru söylüyorsun. Neyse boşver dostlarım. Ellik şu anda bizi korkutmaya çalışıyor. Bizi ağına düşürmeye çalışıyor ama bunlara ben gelmem hocam. Hocam ben bunlara gelmem. Tamam bu bilgisayarı aldım. Bir de dostlarım Gego'nun evindeki bilgisayarı da alacağım. Yani Gego'nun evindeki bilgisayarı da alalım. O bilgisayarlar da belki bir işimize yarayabilir. Yani çünkü bu flash belleği net bir şekilde çalıştırmak istiyorum. Onları satayım. Ne oldu lan?
Bir dakika, flash patladı. Kameradan mı geldi o? Bir dakika, galiba kameradan geldi. Az önce gördünüz değil mi dostlarım? Hayvan gibi flash patladı ve galiba bu kameradan acaba bizi mi çekiyor lan? Kır şunları, çekmesin. Dostlarım bunlar Gegoni'nin kameraları. Gegoni biliyorsunuz hiç kamerada falan fotoğraflar çekiyor. Oğlum Gegoni'nin kamerasından flash patladı. Bu kameralar bizi mi çekiyor? Kıramıyorum kamerayı ben. Niye kıramıyorum? Aç, çıldıracağım. Daha değil mi bu, bundan... Ben hallederim. Halleder misin? Herhalde kamerayı kıracak dostlarım, ben hallederim dedi. Ah, kırıyor, tak diye kırdı, ben niye kıramıyorum? Tabi sende nitroksinin etkisi var dostlarım katanada. Bende şu an nitroksinin etkisi yok. Tam o kameraları kır, o kameralar dostlarım bizi çekiyor olabilir. Şu anda Gegoni bizim onun evine geldiğimizi öğrenmiş olabilir. Tamam, bir dakika, bu bilgisayarı da alacağım. Bakın daha demin burada da ellik maskesi vardı, hatırlıyor musunuz videonun başında? Burada ellik maskesi vardı, bak buradaki ellik maskesi bir anda Rasko'nun evindeki basanın üzerine gitti. Yani şu anda ben bu maske bende olduğu için halüsinasyon görebiliyorum dostum. Yani 52 görüyorum işte, maske falan görüyorum, bunları Katana görmüyor ama Katana benim beynimi okuyabildiği için, telepati yapabildiği için benim beynim sayesinde. Ki bunu nasıl yapabiliyor bilmiyorum, mistik gücü olduğunu söylüyor kendisinin. Benim ne gördüğümü tahmin edebiliyor. Bir dakika, şu bilgisayarı da kıracağım. Tamam, bu bilgisayarı da aldım. Tamam, Katana ekip bilgisayarı da aldım, direktman Kassandra Totemi'ne gidelim, hadi yürü. Hadi gel. Hadi gör, let's go. Tamam abi, şimdi direktman Ellik'in bize yapmaya çalıştığı şeyleri umursamayacağız dostlarım. Bizim şu anda amacımız ne? Bu flash belleğin içinde ne var? Bu Ellik bize bu flash belleği niye bıraktı? Bu amacımız şu anda bu değil mi bizim? Bu. O yüzden direktman bunu yapacağız. Gideceğiz abi direktman. Bu flash belleği çalıştırabilecek bir bilgisayar bulacağız. Bir o bilgisayarı bulduktan sonra da bak, ay dostlarım, Ellik orada! Ellik orada! Yok oldu, Allah'ım bunlar gerçek değil abi. Yok oldu, gördünüz değil mi? Bakın oradaydı. Abi çıldıracağım. Tamam, sakinim. Sakinim. Abi Katarina'ya tek korkum Katarina'ya bir şey olmasa. Başka hiçbir korkum yok dostlarım. Bak orada. Bak görüyor musun? Beni izliyor dostlarım. Şu anda beni izliyor Ellik. Vallahi kafayı taktı bana. Ben nereden gittim Rasko'nun oteline ya? Ben Rasko'nun oteline nereden gittim? Ağzıma tüküreyim. Ben nereden gittim o otele? Taktı kafayı bana herif ya. Ellik'in dostlarım Rasko'nun oteline gitmeseydim. Rasko'nun oteline geldi Ellik kalmaya. Bu Ellik dostlarım bana kafayı takmayacaktı. Ve ben böyle garip işlerle uğraşmak zorunda kalmayacaktım. Şu anda sürekli karşıma Ellik mellik çıkıyor. Vallahi kafayı yiyeceğim. Harbiden çıldıracağım dostlarım. Bu maske yüzünden mi oluyor acaba? Maske bende takılı olduğu için mi? Sadece ben Ellik'i görüyorum. Yoksa Ellik gerçekten bu gerçek mi Ellik mi? Yoksa bu bir kopya mı ya da bir illüzyon falan mı? Bunu bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Bunlar ne lan? Ellik orada. Dostlarım Ellik orada. Oğlum evin önünde garip garip taş yapılar var. Bunlar ne? Görüyor musun? Katana. Yine ne gördün? Ya Katana görmüyor musun? Evin önünde taş yapılar var. Bak böyle taş garip garip yapılar var. Bunları görmüyor musun? Bak orada Ellik var. Bak yukarıda Ellik var. Ellik'i görüyor musun? Galiba bu sefer ilk kez Ellik'i ben de görüyorum. Neyi? Sen de mi görüyorsun? Bir dakika dostlarım, bu sefer Katana da Ellik'i görüyormuş bakın. Bende sadece maske var diye ben görüyorum sanıyordum. Bu sefer Ellik Katana da görüyormuş. Demek ki orada gerçek Ellik dostlarım. Gerçek Ellik efsanesi. Tamam hayır. Katana dur! Yapma, bekle, hayır sakın. Katana yapma, dur. Nereye gidiyorsun, dur. Hayır. Bunu yapmamalıydı dostlarım. Katana bunu yapmamalıydı. Katana bunu yapmamalıydı. Hayır Katana, bak Ellik'i tanımıyoruz. Ellik'i tanımıyoruz. Buraya gel, nereye gittin? Ya beni niye dinlemiyorsun Katana? Niye gidiyorsun bir anda? Neredesin? Hayır, ben sana demedim mi? Niye gittin Katarina, demedim mi? Dostlarım Katana'nın da suratında maske var. Nasıl çıkardın şimdi bu maskeyi Katana? Geçen bölüm denedim ben de çıkmıyor. Niye dinlemedin beni? Niye gittin? Ben gitmedim ki. Karakterim kendi kendine hareketlendi. Karakterin kendi kendine mi hareketlendi? Aa dostlarım doğru, Ellik sizi kontrol edebiliyor. Yani karakterinizi direktman bana da yapmıştı aynısını. Sizi belli bir yere getirebiliyor istemeseniz bile. Tamam üzülme Katana'm, tamam mı bak? Bu lanet maskelerden kurtulacağız. Sen üzülme sadece. Sadece bana güven, tamam mı bak? Ne dediysem, ne diyeceksem onu yap. Ben senin güvenliğini düşünüyorum. O yüzden sana ne dersem bunları yap, tamam mı? Başka hiçbir şey yapma. Başka hiçbir şey yapma Katana. Tamam mı? Dinle beni yani. Lütfen. Tamam, merak etme. Tamam, üzülme tamam üzülme, çözeceğiz bu işi, gel. Gel gidiyoruz, tamam. Gel, direkt gidiyoruz. Kassandra Totemi'ne gideceğiz dostlarım. Yani şu anda elimizde iki bilgisayar var ama bu iki bilgisayarda hiçbir şekilde bu USB'nin içinde ne var bunu çalıştırmıyor. USB'nin içinde ne olduğunu öğrenemiyoruz ve dostlarım şöyle de bir şey var. Ve bakın burada böyle garip haç işaretleri gibi şeyler var ve bunlar daha demin yoklardı. Yani bunlar da buraya yeni gelmiş dostlarım. Şimdi Kassandra Totemi bu taraftaydı diye hatırlıyorum. Tamam, burada Mimik Evreni'ne giden bir portal var. Ki bu eksikti başımıza ya. Of ya. Çıldıracağım. Şu anda dostlarım Katarina'da da maske var ama Katarina gitmemiş kendisi oraya. Kendi isteğiyle oraya gitmemiş. Tek bir çare kaldı dostlarım. O çare de şu. Belki Bobby'nin yeni yaptığı evde bu USB açacak uygun bir bilgisayar vardır. En kötü orada o bilgisayar yoksa bile dostlarım araştıracağız. Ve bir şekilde bu USB'yi çalıştıracak bir bilgisayar bulacağız yani. Başka bir çaremiz yok. Başka hiçbir çarem... Bak orada bak baba, bak bizi izliyor dostlarım. Aç, çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Tam her şey bitti diyeceğim dostlarım. Tam her şey bitiyor diyeceğim. Başka bir şey başlıyor. Tam bir şeyin üzerinden geliyoruz. Başka bir şey devreye giriyor. Vallahi artık dildireceğim ya. Abi şu USB'nin içinde ne var onu bir öğreneyim. Merakımızı bir giderelim. Siz de merak ediyorsunuz. Bunu biliyorum. Ondan sonrası kolay olacak. Gel Katarina. Gel Katarina. Şu an büyük ihtimal dostlarım Katarina benim gördüğüm her şeyi o da görebiliyor. 52 falan. Gir içeriye. Tamamdır dostlarım, girdik.
Şimdi biliyorsunuz ki Cassandra ve Bobby'nin yeni evine bu portaldan gidiyoruz ve bu portal hala açık. Umarım Erlik bize burada bir şey yapmaz. Yani korkuyorum şu an dostlarım. Her taraftan herif bizi izliyor. Yani gerçekten izliyor mu? Yoksa acaba bu bir illüzyon mu diye soruyorum kendime. Ama Katrina'nın suratına o maske nasıl geldi o zaman? Demek ki Erlik efsanesi gerçekten şu an burada. Umarım başımıza bu tünelde bir şey gelmez. Çünkü bu tünel çok korkutucu. Katrina hızlı ol. Gel. Koş. Koş. Gel. Tamam, direkt buradan geçeceğiz dostlarım. Ve direkt Bobby'nin yeni evinin önünde duracağız. Bobby'lere en son bakın, Bobby'leri bayağı da görmüyoruz burada. Bobby'le en son ben kavga etmiştim ölülerle barıştığı için. Acaba şu an Bobby nerede, ne yapıyor? Belki 5-6 gündür Bobby'yi görmüyorum. Bobby acaba mimik evinde bizimle savaşmaya geldi mi gelmedi mi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Cassandra'ya ne oldu? Zoki iyi mi? Bunları şimdi cevaplıyor olacağım sizlere. Gir! Tamam, çıktık. Tamam, ev sapasağlam duruyor. Abi evin önünde rezalet çekmişler. Evin önünde rezal yoktu dostlarım. Demek ki evi bakın Bobby koruma altına aldı. Bobby evi koruma altına aldıysa kesin evde Bobby yoktur. Bakın dışarıda botlar var. Bobby botları var. Bobby dostlarım büyük ihtimalle evini koruma altına aldı. Cassandra ve Zoggy'yi koruma altına almak için. Bakın evin üstüne rezaller çekmiş. Katrina kesin Bobby evde yok. Bak Katrina kesin Bobby evde yok. Bak kesin Bobby evde yok. Çünkü mantıken bu kadar lazeri niye çeksin bir anda? Daha demin yoktu dostlarım lazer 5-6 gün önce. Kesin Bobby evde yok. Evde Zoggy olabilir ya onu tehlikeye atarsak. Ellik peşimizde çünkü. Ya doğru söylüyorsun. Zoggy evde olabilir. Bence evde Zoggy ama tehlikeye atmak zorundayız bir tık. Çünkü o bilgisayara ihtiyacımız var. Erlik efsanesinin gizemini öğrenmek istiyorsak ve ondan kurtulmak istiyorsak, bu maskelerden kurtulmak istiyorsak Zoggy'yi birazcık tehlikeye atıp Zoggy evdeyse, o içerideki bilgisayar varsa belki USB belleğe uyan bir bilgisayar buluruz ve direktman Zoggy'yi kurtarabiliriz yani. Pardon, kendimizi kurtarabiliriz. Zoggy'yi kurtarırız diyorum. Bu maskelerden kurtulabiliriz. Bu USB'nin içinde ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Yani o yüzden bunu yapmak gerekiyor Katrina. Yapacak bir şey yok dostlarım. Zoggy'yi de şey yapacaksak, yani riski atacaksak şu anki atmamız gerekiyor. Yani şey diyor açıkçası Katrina, bu eve girme. Çünkü ellik peşimizde, yani sıkıntı olmasın diyor. Bir tane yanıma bot geldi, bir dakika. What can I do for you sir? Sizin için ne yapabilirim efendim yazdı. Klasik soruyu sordu bu Bobby botlarından bir tanesi. Is Cassandra or Bobby here? Bobby ya da Cassandra burada mı kardeş? Bobby ya da Cassandra burada mı? Çünkü dostlarım içeride... Ah, Cassandra dışarıya çıktı. Dostlarım Cassandra geliyor. Cassandra geliyor. Cassandra merhaba. Aa! Niye vur? Aa dur, bağırma dur. Niye kızıyorsun? Ne yaptım? Dur ne yaptım? Niye bağırıyorsun? Dur. Wait stop. Dur. Dur sakin ol. Dur. Ne oldu? Cassandra niye saldırıyor? Ne oldu? Dur. Dostlarım bir anda çığlık attı, saldırdı bana. Ne yaptım ben? Evinin önüne geldik dostlarım. Keşke gelmez olaydım. Ne oluyor? Bir dakika, ne yazdı? Bobby 5 gündür evde yok. 2 gün sonra geleceğini söylemişti yazdı. Lan Bobby 5 gündür evde yokmuş dostlarım. Bakın ben size söyledim. Bobby kesin evde yok dedim. Bobby evde yok ve o yüzden evin etrafına nazar çekmiş. Bobby 5 gündür evde yokmuş ve 2 gün önce geleceğini söylemiş yani aslında. 2 gün sonra geleceğini demiş ama 5 gündür eve gelmemiş. Onu koruyamadın yazıyor Cassandra bana. Lan ben mi koruyamadım? Nasıl koruyamadım ben Bobby'yi? Dediği şeye bakın dostlarım, ben Bobby'yi koruyamadım. Bobby'ye gittim, konuştum. Hatırlayın. Evine gittim, ekranda görüyorsunuz. Bobby'ye neler söyledim? Öyle yapma dedim. Bak ölüm peşinden gitmiyor. Başına iş gelir dedim. Senin bir çocuğun var artık dedim. Kalkıp bana Bobby'yi koruyamadın diyor. Lan ben mi koruyamadım Bobby'yi? Beni kendinizden uzaklaştıran sizsiniz. Benim karşımdaki evden taşınıp buraya gelen sizsiniz. Ben sizi korumaya çalıştım. I begged him to not make up with Earl. Bobby Earl'le barışmasın diye yalvardım yazdım dostlarım. Ben Bobby Earl'le barışmasın diye, onunla tekrardan bir şeyler yapmasın diye yalvardım ben Bobby'ye. Ve kalkmış bana Bobby eve gelmiyor, sen onu koruyamadın diyor. Ben mi yaptım? He didn't listen to me. O beni dinlemedi. What could I do? Ne yapabilirdim? Cassandra şey yazdım dostlarım. Ben Bobby'ye Earl'le barışmasın diye yalvardım. O beni dinlemedi. Ben ne yapabilirdim? Ya ne yapabilirdim Cassandra? Ben ne yapabilirdim? Elinden gelen her şeyi yaptım Bobby'yi korumak için. Bobby dostlarım 5 gündür eve gelmiyormuş. Bobby'nin şu an burada yok demek ki. Bobby nereye gitti acaba? Ağlıyor, dur. Dur ağlama Cassandra. Niye ağlıyorsun? Dur. Lütfen onu bul. Yalvarıyorum yazdı. Tamam dur. Don't worry, endişelenme dur. I'll take care of it. Ben bunun icabına bakarım. Tamam endişelenme dur. Ağlama dur. Üzülme tamam, ağlama. Dostlarım üzüldüm ya. Ağlayınca. Tamam dur, sakin ol. Ağlamana gerek yok. Ağlama tamam. Sakin ol sadece. Tamam ağlama. Bobby'yi bulurum. Sıkıntı yok dostlarım. Önce şu ellik salağının şeyinden kurtulmamız lazım. Şu maskelerden kurtulmamız lazım. Bir dakika, ne yazdı? Neden geldiniz? Bu maskeler neyin nesi yazdı? Hiç sorma ya Cassandra. Maskeleri soruyor dostlarım. Onu boşver sen şimdi. Duya ve PC sizde bilgisayar var mı? Şu an dostlarım en önemli soruyu soracağım bakın. Bu USB belleği artık çalıştırmamız lazım. İki tane bilgisayarda denedim. İkisinde de olmadı. Bilgisayar var mı sizin evde Cassandra? Evet yazdı, varmış. Varmış. Can you take us to PC? Beni PC'ye götürebilir misin? Lütfen beni PC'ye götür Cassandra. Aa dostlarım dur gidiyor. Tamam beni bilgisayara götür. Allah'ım lütfen dostlarım like atın. Bakın şu an like tuşuna bombalamanızı istiyorum. İnşallah çalışır dostlarım. O bilgisayar inşallah çalışır. Allah dur. İnşallah çalışır. Bakın evde her tarafta korumalar var. Farkında mısınız? Bobby gitti diye evi koruma altına almış. Lütfen bu bilgisayar farklı olsun. USB çalışsın. Farklı! Dostlarım bilgisayar farklı.
farklı. Ama tamam, bu USB bu evde bu evin içindeki bilgisayara burada takmayacağım dostlarım. Burada takarsam bir şey olabilir. Ellik evi havaya uçurabilir. Bilgisayar kapanabilir. Zogi'ye bir zarar gelebilir. Zogi şu an çünkü evdedir büyük ihtimalle. What will you do? Ne yapacaksın diyor. I need to borrow PC. Bilgisayar ödünç almaya ihtiyacım var. Dediğim gibi dostlarım, bu bilgisayarı bu USB'yi evin içine takmayacağım. Ki olacak mı olmayacak mı bunu da bilmiyoruz. Belki bu bilgisayarda da bir hata verecek ama bilgisayarının ödünç almam lazım Cassandra. Can I have it? Alabilir miyim? Bilgisayarın ödünç alabilir miyim? Bobby'yi de bulacağım. Söz veriyorum. Bobby'de dostlarım ekstra bir olay. Bobby'de yok. Bobby 5 gündür yokmuş. Ah, kafa sallıyor. Alacağım, tamam. Tamam, alacağız. Alacağız Katerina, alacağız. Bilgisayar alabilirmişim. Alayım o zaman ben bilgisayarı. Cassandra şunu atmak zorundayım, kusura bakma, bekle. Şu bilgisayarı alayım bir. Tamam, bilgisayarı aldım dostlarım. I'll find Bobby. Bobby'yi bulacağım, merak etme. Be careful. Just be careful. Sadece sakin ol, tamam mı sen Cassandra'cığım? Ben Bobby'yi bulacağım. Söz veriyorum sana, Bobby'yi bulacağım. Sen sadece sakin ol. Tamam mı, bak Bobby'yi de bulacağım. Bobby dostlarım Cassandra'ya demiş ki ben 2 gün sonra eve geleceğim demiş. Evden gitmiş. Büyük ihtimalle öğlere yardım etmeye gitti bakın. Biliyorsunuz ki biz öğlerle mimik evlerine savaşmaya gittik. Bobby de geldi oraya. Tamam, ben Bobby'yi görmedik ama belki Bobby de sonra geldi. Ve ondan sonra dostlarım Bobby 5 gündür eve gelmiyormuş. Yani Bobby şu an acaba nerede? Kimle ne yapıyor? Gegoni diyor ki etrafta bakın. Normalde Bobby de Gegoni'de kalıyordu. Yani Gegoni ile Bobby büyük ihtimalle öğle yardım etmeye gitmiştir dostlarım. Lan Samantha'nın burada ne işi var? Samantha Cassandra'nın evine gelmiş! Katana şu an sırası değil. Katana şu an hiç sırası değil. Gel dışarıya çıkalım. Şu an hiç sırası değil, gel. Gel, şu an daha önemli dertlerimiz var, gel boşver. Katana gel boşver, daha önemli dertlerimiz var, gel. Yürü yürü gidelim, tamam. Samantha dostlarım en son öl, biliyorsunuz ki Chris ve Samantha'yı benim sandığımdan alıp çıkartmıştı ikisini de. Samantha demek ki bakın Cassandra'nın evindeymiş. Katana ve Samantha'nın arası çok iyi değil biliyorsunuz ki. O yüzden şu an Katana'ya götürmem lazım. Bir konuşayım Katana'yla, bekleyin. Katana yürü, sakin ol. Tamam gel Katana, gidelim boşver. Boşver, bilgisayarı aldık şu an dostlarım. Samantha'ya şaşırdım ama orada olduğuna. Harbi şaşırdım. Direkt şaşırdım, gel gidelim hiç uğraşmayalım, gel. Neyse dostlarım, bilgisayarı aldık. Umarım bu USB bu bilgisayarda çalışır. Samantha burada ne işi var? Yine gelmiş buraya. Ya sana bir şey diyeyim mi bak Katana, sorduğun soruyu ne bileyim ben, nereden bileyim Samantha'nın burada ne işi var işte. Şu an en son düşüneceğim şey Samantha. O yüzden Samantha'yı falan bir boşver. Boşver Samantha'yı sen şu an. En son düşüneceğimiz şey bu, tamam mı? Samantha'yı boşver. Ne bileyim işte, öl çıkarmış onu dostlarım sandıktan. Benim sandığımdan çalmışlardı Chris ve Samantha'yı. Demek ki Samantha buraya gelmiş. Chris de biliyorsunuz ki en son mimik evrenine gitti, yani ne bileyim, boşver. Şu anda bu bilgisayarı çalıştırmamız, USB'de ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Gel gidelim boşver, yürü. Ama dostlarım bir işimiz daha var ki o işimiz de biliyorsunuz ki Bobby'nin nerede olduğunu bulmak. Yani direktman şu ellikten de kurtulabilirsek, şu kafamızdaki bu maskeler giderse lanet olsun. Bak orada ileride, bak ileride. Dur Katerina arkada kal. Dostlarım ileride görüyorsunuz değil mi? Dur bakayım bir vurmayı deneyeceğim bu sefer. Gel gel şş. Gel babana gel gel. Yok abi yok oluyor dostlarım, mümkün değil, yakalayamazsınız yani. Şu ana kadar gerçekten görmüş olduğumuz en güçlü 3 efsane arasına ellik giren yorumları yazın. Güç sıralaması yapın yorumlarda. Tamam geldik. Anasının avradının artık yuh, bu ne? Oha bu ne? Harbiden de oha bu ne? Çok doğru söylüyorsun Katana. Valla ben de anlamıyorum. İyice kafayı yiyeceğiz dostlarım. Bu ellik bize gerçekten kafayı yedirecek. Şu anda bende de Katana'da da maske var ve şu anda farkındaysanız az önce sadece evimizin önünde olan bu garip taş yapılar şu anda dünyanın her yerinde var neredeyse. Abi tamam boş verin. Boş verin abi, şu USB'nin içinde ne var bakalım. Ne olacaksa olsun dostlarım, yani belki de şu anda bu USB'yi bu bilgisayarda Cassandra'dan aldığımız bilgisayarda çalıştırmayı başarırsak belki başımıza daha da kötü şeyler gelecek. Belki ellik direktman bilgisayarımıza virüs bulaştıracak, bilmiyoruz şu an. Ama bunu denemek zorundayım çünkü ben sizlerden dostlarım, yani sizlere her şeyi göstermek durumundayım. Yani gerekirse bilgisayarım patlasın, virüs bulaşsın, bunu yine göstereceğim. O yüzden bakın şu an çok büyük risk alıyorum. Mutlaka videoya bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her tarafta taş yapılardan var. Abi direkt bu arada bu bilgisayarı evime getirmemin sebebi dostlarım Cassandra'ya, Zogi'ye, biri başkalarına zarar gelmesin diye. Yani ne yapacaksak kendimize yapalım diye. Gel gel Katana. Katana diyorum. Katana doğru, kafa gitti dostlarım, durun. Gel Katana gel buraya. Masa bir şey yok mu? Masa falan var mı? Bekle halledeyim hemen. Ha dur hallet. Hallet dur. Ver hemen. Masa bir şey koysun dostlarım da ona koyayım bilgisayarı. Şimdi inşallah olur. Bunda da olmazsa artık bilgisayar kalmaz yani dostlarım. Minecraft'ta kaç tane bilgisayar var? Yani bu USB flash bellek bu bilgisayarda da çalışmazsa artık vallahi bilgisayar kalmayacak. Aha koydu masayı, dur. Masayı koydu Katana. Tamam bekle dur. Koydum. Oturayım bir de. USB'yi alacağım elime. Allah'ım lütfen çalışsın. Bak bunda olsun. Allah'ım lütfen çalışsın. Lan Minecraft... Minecraft açıldı. Ne oluyor lan? Bu Minecraft değil mi? Minecraft'ın içine Minecraft mı oynayacağız? Bilmiyorum Katerina. Ne olacak bilmiyorum. Dostlarım... USB'ye sağ tıkladım şu anda, bakın eski beta sürümünde bir Minecraft açıldı. Oğlum Minecraft'ın içinde harbi Minecraft mı oynayacağız? Katana çok doğru söylüyor dostlarım, bu nasıl bir şey? Bir dakika, bir şeye bassam ne olur? Lan! Oğlum ne oldu? Hayır bir dakika, ne oldu şu an? Minecraft beta 1
5.02'ye girdim dostlarım şu an. Ben direkt bilgisayar ekranının içine girdim. Oğlum ne oluyor, bir dakika. Nasıl geri döneceğim oğlum şu anda dostlarım? Bir Minecraft, eski bir Minecraft sürümünün ana menüsündeyim. Lan bir dakika, Ellie'nin acaba kendi Minecraft sürümü var ya, Ellie efsanesinin. Olabilir. Abi böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Şu anda resmen Minecraft'ın içinden bir Minecraft'a mı giriş yaptım ben? Bakın, USB'ye sağ tıkladım ya, ekranda oyun geldi. Hatta Katarina dedi, bu nasıl yani, Minecraft'ın içinde Minecraft mı oynayacağız dedi. Dostlarım direkt sağ tıklayayım dedim, bir şeye basayım dedim. Bastığım anda bir anda oyun dondu ve bakın şu an direkt bak, ana ekranda Minecraft var, başka bir Minecraft var. Bir dakika, acaba şu an Katarina beni hala orada görebiliyor mu? Şu an kafam çok karıştı dostlarım. Şu anda kafam çok karıştı. 52 bir Minecraft sürümündeyiz galiba, bilmiyorum. Bir dakika soracağım. Acaba Katarina beni oradan görebiliyor mu? Arayacağım dostlarım şu an Katarina. Yani mesela ben en son sandalyeye oturdum, bilgisayara bakıyordum. Bilgisayara sağ tıkladım. Acaba bilgisayarın içine mi girdim yoksa hala orada sandalyede oturuyor muyum? Onu soracağım. Bekleyin, arıyorum Katarina'yı. Direkt arayacağım dostlarım, bekleyin. Arıyorum. Lütfen aç Katarina. Çok şu an çok merak ediyorum. Açtı. Alo Katarina, bir şey diyeceğim. Beni şu an orada görebiliyor musun? Evet, şu an sandalyede oturup ekrana bakıyorsun ama hiç hareket etmiyorsun. Senin ekranında ne var? Ya ben oyunun direkt içine girdim. Şu anda ana ekranda direkt az önce senin ekranda gördüğüm Minecraft var. Sakın bak bilgisayara sağa mağaza tıklama. Sakın bir şey yapma. Şu an ben direkt oyunun içine girdim. Sadece güvenli bir yere git, saklan, tamam. Başka hiçbir şey yapma. Ben şu oyunun içinden çıkmaya falan çalışacağım. Başka bir şey deneyeceğim ve bir şekilde şu ellikten kurtulmamız lazım. Şimdi kapatmam lazım. Saklan bir yere, güvenli bir yerde bekle. Tamam dostlarım, kapattım telefonu. Bir dakika, oyundan çıkabiliyor muyum? Oyundan çıkamıyorum. Lan oyundan çıkamıyorum. Şu anda bakın oyundan çık butonuna basıyorum dostlarım. Oyundan çıkamıyorum ama. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor, dur. Single player'e basabiliyor muyum? Basıyorum. Bir dakika, burada 3 tane dünya var. World 1, World 2, World 3, World 1. Hangisine gireyim? Girsem mi acaba? Oğlum bilgisayarıma ya bir şey olursa? Şu an bir tık dostlarım tırsıyorum, korkuyorum. Yani şu an resmen o USB flash belinin içinde demek ki başka bir Minecraft sürümü varmış. Ve ben onu bir bilgisayara, uyan bir bilgisayar sonunda bulduk. Kasandar'ın devinden aldığımız bilgisayarda açıldı Minecraft diye bir anda oyunun içine girdim. Ve şu anda bu oyundan çıkamıyorum. Az önce Quit Game'e basıyordum ve çıkamadım. Cancel'a basabiliyor muyum? Cancel'a da basamıyorum. Oğlum direkt geriye gidemiyorsun. Mesela tek oyunculuğa girerseniz daha geriye gidemezsiniz bakın. Cancel, iptalde basıyorum şu anda, geri ana menüye gidemiyorum. Bir dakika, dünyaya girebiliyor muyum? Deneyeceğim bir. Bas şuna. Ne diyor lan bu? Herhalde dostlarım giriyor, bir dakika şu an giriyor. Girdim. Bir dakika dostlarım, dünyaya girdim. Oğlum bu nasıl mümkün olabilir? Ben anlayamıyorum, çıldıracağım şu anda. Resmen Minecraft'ın içinden başka bir Minecraft'a girdim. Bir dakika, çalışıyor mu şeyim? Çalışıyor. Bakın dostlarım, tipim aynı. Oğlum beta Minecraft gibi lan bu. Yemek varım bile yok dostlarım. Hızlı da koşamıyorum lan, hızlı koşamıyor muyum? Vallahi hızlı bile koşamıyorum, çıldıracağım. Çok enteresan dostlarım, aşırı enteresan. Şu an resmen Minecraft'ın içinden başka bir Minecraft'a girdim. Herhalde bu Ellie efsanesinin Minecraft'ı. Olabilir. Bir dakika, yazı çıktı. Ne yazdı? Bir dakika dostlarım, sohbet yazı yazdı. Sobra Revi ve Durante bir diğer ne demek lan? Dur çevireceğim, bekleyin. Dostlarım telefonu aldım, bekleyin. Bir dakika, mesajı direktman çevireceğim. Dostlarım mesajı çevirden baktım. Bir gün hayatta kal diyor. Bir dakika, bir gün hayatta kal diyor. Şu anda acaba Ellie bize kendi Minecraft'ı oynatıp bize challenge'lar vermeye mi çalışıyor? Peki bu challenge'ları yaparsam ne olacak? Tamam, bir gün hayatta kalmaya çalışacağız. Okey, şu 5 ayı al bakayım. Oğlum oyna lan orada. Ve hızlıca koşamıyorum şu an. Resmen ilk Minecraft'ta oyna gibi. Bu ne? Lan bu ne? Merhaba küçük atçık. Sen ne kadar çirkin bir atsın. Bu öyle bir kuyruk mu olur? Allah'ım çıldıracağım, dur. Tamam, bir gün hayatta kalacağız. Bakın dostlarım, neyse, Ellie'nin derdi neymiş bir öğrenelim bakalım. Adam resmen dostlarım, ananıza ne, bu ne? Aa, size bak. Ne oluyor lan? Ananı dur. Oğlum çok eski bir Minecraft dostlarım, hızlı bile koşamıyorsunuz. Böyle bir şey nasıl olabilir? Karakterim aynı ama, bir dakika. OH neydi peki? Abi dur, tamam, hiç ben korkusuz bir efsane avcısıyım, bu kadar basit. Ben korkusuz bir efsane avcısıyım dostlarım, direkt ağaçları kıracağım. Bir gün hayatta kalmamız gerekiyormuş, tamam, kalırız. Benim dostlarım, hayatım hayatta kalmak, benim hayatım Survivor zaten. Acun abiye buradan sesleniyorum, Survivor'da bir yarışmacı katılacaksa o ben olabilirim. Benim hayatım Survivor zaten. Tamam, şimdi bunu direktman koyacağım. Hayatta kalmaya çalışalım bakalım dostlarım, başımıza ne gelecek. Yani hayatta kalmaya çalışalım bakalım ne olacak. Yani şu anda Ellie resmen bize demek ki kendi Minecraft'ını oynatmaya çalışıyormuş. Bu yüzden bana bu USB'yi verdi. Peki ben bu Minecraft'ı şu an oynuyorum, Minecraft'ın içinden Minecraft'a girdim, oynuyorum. Başıma bir şey gelecek mi? Onu da merak etmiyor değilim dostlarım. Yani başıma acaba bir şey gelir mi? Abi çok enteresan dostlarım. Bildiğiniz... Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Bir dakika, bir yerden maske düştü. Ellik maskesi düştü bir yerden dostlarım. Yukarıdan bir yerden ellik maskesi geldi. Ben... Hayır, bir dakika, maske benden düşmüş. Abi maske benden düşmüş. Bir dakika, bu maske niye benden düştü? Bir dakika, alabiliyor muyum? Alamıyorum dostlarım. Hala bir gün hayatta kal diyor. Bakın İspanyolca bir şekilde. Sobrevive Durante Vandia diyor. Bir gün hayatta kalmaya çalış diyor yani.
Bir dakika, maske benden düştü. Ben bunu bilerek kendim yapmadım. Bunu büyük ihtimalle Ellie kendi yaptı. Kendi düşündü ve kendi yaptı. Şu anda bizi belki de kontrol ediyor. İzliyor bir yerlerden. Neyse, bir hayatta kalmaya çalışalım bakalım. Başımıza ne gelecek? Bir deneyelim dostlarım. Şu odunları bir kırayım. Bir deneyelim dostlarım. Belki de şu an bunu yapmamam gerekiyor. Belki de direkt ben oyundan alt etrafa çıkmam gerekiyor ve bir şekilde bundan uzaklaşmam gerekiyor, ama ne olduğunu da aşırı merak ediyorum. Uzun bir süre sonra resmen bir yasaklı Minecraft sürümü oynuyor gibiyiz dostlarım. Eskiler bilir. Eskiden birçok yasaklı sürümü oynardım. Ve bu da onlara benziyor aslında. Maskem de düştü aşağıya. Abi bir tane crafting table yapacağım. Şimdi bekleyin. Dostlarım, yıllardır Survival oynamıyordum, bir garip geldi. Vallahi billahi bir garip geldi. Dur. Biraz daha aç kazacağım. Şu ağaçları da kazayım. Mesela demek ki böyle garip garip görevler veriyor. Yani böyle dünyasında musallat olduğu oyuncular. Mesela benim dünyamı şu anda musallat oldu derlik ve bana böyle garip garip görevler vermeye çalışıyor. Dünyama geldi, bana bir USB verdi. USB'ye uyacak bilgisayarı buldum. Taktım, oyun açıldı. Oyuna girdim ve bir dünyaya girdiğim anda sohbette bir gün hayatta kal yazıyor şu an. Bakalım bir gün hayatta kalabilecek miyiz? Yani bence normal Minecraft değil dostlarım bu Minecraft. Ben size söyleyeyim. Bir kere yemek var, yok canım yenilenmiyor farkındaysanız. Yarım kalbim eksik, canım yenilenmiyor. Biterse ölürüz direkt. Yemek bulmamız lazım. Onu geçtim. Her şey beta gibi, eski Minecraft gibi ve az önce önümde garip bir haç spamı oldu, böyle geri gitti. Bu garip taştan bir haç spamı oldu, geri gitti. Yok oldu, geri geldi. Yok oldu, geri geldi ve üstüne dostlarım maskem yere düştü. Şu an olanlar bunlar. Ve şurada çok enteresan gözüken bir at var. Tam bu kadar dostlarım herhalde odunla ev yapar mıyım, yaparım gibime geliyor ya. Bir deneyeyim mi? Dur bakayım. Şunu da alayım da. Tamam, direkt bunu da alacağım. Bir dinleyelim dostlarım. Bir ev yapmayı dinleyelim bakalım. Yani hayatta kalmak bu tarz Minecraft, eski Minecraft sürümlerine zordur. Çünkü hızlı koşamazsınız. Canınız yenilenmez. Yemeğiniz yoksa bittiniz. Yani iskelet miskelet dostlarım çok öldürür yani direkt sizi yani. Eski Minecraft'larda gerçekten hayatta kalmak çok zordu. Ama artık öyle değil. Artık hızlı koşabiliyorsunuz. Kritik vurabiliyorsunuz. Bayağı şey yani. Ve o yüzden de bence hayatta kalabileceğimi düşünüyorum açıkçası yani. Tamam, buraya kapı yaparız. Hatta kapımızı yapalım. İnşallah da istediğim zaman bu Minecraft'tan çıkabiliyorumdur. Bir de bundan çıkamazsam çok kötü olur dostlarım. İnşallah çıkabilirim yani. Dur, ya kapıyı yanlış yere koydum. Tam bunu buraya koyacağım. Biraz daha aç kazacağım. İyi dostlarım, maskeden de kurtulduk vallahi. Bir anda dünyaya girdiğimde suratındaki maske kendi kendine yere düştü. Maskeyi tekrar sağ tarafta almaya çalıştığımda ise bir anda şey hatası verdi. Yani alamıyorsun şu an, bir gün hayatta kalman lazım gibi bir hata verdi. Acaba böyle garip garip görevler mi verecek bana Ellie burada? İnanın bilmiyorum, şu an çok heyecanlıyım dostlarım. Belki de hep yeni bir seri bizlerle olacak. Belki de hep yeni bir Minecraft. Ama acaba Katarina şu an ne durumda? Katarina umarım bu dünyaya gelmez. Gelmesini istemiyorum çünkü. Hocam sen büyümüşsün dostlarım, bu büyümüş. Lan bu da annemin küçücüktü, bu beni izliyor mu acaba? Bu ellik falan olabilir mi? Neyse, vurmayayım, saldırırım aldırır, ölmeyelim. Tamam, şimdi evimi biraz daha dostlarım genişleteceğim şöyle. Kale gibi yapacağım. Bir gün hayatta kalmak için bu ev bana yeterli dostlarım. Ben bir gün bu evde bu şekilde hayatta kalırım, hiç sıkıntı yok. Bakın buraya böyle bunları da yapacağım. Tamam, evim bitti neredeyse. Bir de şimdi bir tane kılıç yapalım. Evim hazır dostlarım benim. Benim direkt evim hazır yani, bitti. Ev bu. Abi şimdi bu zemini de direkt kürek yapmaya odunum var mı? Allah kahretsin, yok ya, dur. Bir tane daha. Oğlum çok kötü lan bu Minecraft. Böyle Minecraft mı oynanır dostlarım? Kafayı yiyeceğim. Yine ne oluyor orada? Yine evimin önünde bakın dostlarım, o haçtan çıkıyor. Ay, delireceğim, senin hacına tüküreceğim şimdi ya. Of ya. Of ya. Biz Müslümanız kardeşim. Biz Müslümanız. Bizi bunlarla korkutamazsın lan. Biz Müslümanız oğlum. Bizi bunlarla korkutabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ben korkmam dostlarım. Benim tek büyük bir korkum vardır. O da Allah korkusudur. Onun dışındaki hiçbir efsaneden, kimseden de korkmam. Ellie istediğini yapsın dostlarım. Eğer bana meydan okumak istiyorsa, bana USB'ler veriyorsa, beni böyle kendi Minecraft'ına falan filan böyle çekmek istiyorsa, buyursun gelsin, girdik şu an dünyasına. İstediği şeyi yapıyoruz. Bakalım beni ne kadar korkutabilecek, göreceğiz. Göreceğiz dostlarım, bunu yaşayacağız. Oğlum bu nasıl bir kuyruk lan böyle? Hocam senin... Aa, bindim. İn oğlum şundan, in, başına bir şey gelecek, in. Şunları çevir. Hemen bir kürek yap. Tam zemini de ayarlayacağım dostlarım. Güzel bir evimiz olsun burada. Zemini de ayarlayacağım direktman. Ve ondan sonra bir gün hayatta kalacağım. Bakalım bir gün hayatta kaldıktan sonra ne olacak? İşte bunu merak ediyorum. Ne oluyor lan? Gece oldu. Ha, bir dakika, ikinci elimi alabiliyorum. Gençler sakin. Selam lan, dur dur, vurma dur. Dur, sakin ol. Aa dostlarım, eskisi gibi değil kombat. Öldürürüm bunları direkt. Zombiler durun, gelmeyin. Niye geliyoruz oğlum? Aa dur, vurma. Lan zırhlı zombi geliyor. Bu ne? Bu ne? Zombiler gelmeyin. Abi vallahi yıllar önceki zamanlara gittim dostlarım. Bu arada canım yenilenmiyor farkındaysa, bu çok büyük sıkıntı. Bu aşırı büyük sıkıntı. Oğlum bir anda niye gece oldu lan? La bu ne? La bu ne? Ölüyorum. Bu ne? Oğlum o neydi lan? Dostlarım, örümcek kafası zombi vardı. O neydi öyle, gördünüz değil mi? Gençler yürüyün gidin. Bebek zombi de geldi. Oğlum bu nasıl eski sürüm Minecraft? Bebek eski sürüm Minecraft'ta bebek zombi yok ki lan. Bunlar ne böyle? Öleceğiz dostlarım. 2,5 kalbim kaldı. Vallahi bilmiyorum, 2,5 kalbim kaldı. Ne yapacağız? Patladık dostlarım, bir sürü zombi geliyor şu an. Bir sürü zombi geliyor lan, bu kadar zombi niye geliyor? Ellik şu an benim bari sırf bir gün hayatta kalmamam için elinden geleni yapıyor dostlarım. Bir gün hayatta kalamayayım diye elinden geleni yapıyor. Unuttuğum bir şey var, benim adım Borolo, bu kadar basit. Unuttuğum tek bir şey var, benim adım Borolo. Oğlum bu kadar zombi nasıl geldi, nereden geldi? Ha, kılıç kırıldı, hadi bakalım. Kılıç kırıldı, tamam öldürüyorum direkt, tamam öldürüyorum. Sakin olun gençler, bende bu iş. Yapan zombilerden korkacak adam değiliz dostlarım. Onlar bizden korksunlar. Bu arada 2,5 kalbim var. Aşırı büyük sıkıntı, benim yemek bulmam lazım abi. Benim acil yemek bulmam lazım. Tek tek böyle öldüreceğiz o abi. Niye bir anda gece oldu? Kafayı yiyeceğim ya.
Dostlarım ben bu kekoları öldüremem. Yani şu anda etrafımda 280 tane zombi var ve ben bunları öldüremem. Şu anda 2,5 kalbim var, hiç riske atmaya da gerek yok. Böyle bekleyeceğim abi. Direkt ben hatta biraz daha yukarıya çıkabilirim. Yani şu an ellik dostlarım resmen hayatta kalmayayım diye gece yaptı bir anda. Sinirlendi böyle, ben güzel ev yapıyorum diye herhalde. Sinirlendi şerefsiz ve bir anda havayı gece yaptı. Ve hava gece olduktan sonra görmüş olduğunuz gibi 285,5 tane zombi var şu an burada. Tamam hocam, siz aşağıda bekleyin. Tamam mı? Orada bana bağırın. Ne oldu lan? Lan bir anda sabah oldu. Ne oluyor oğlum? Zombiler nereye gitti? Açıldıracağım. Ay, canım yenilendi. Bir dakika dostlarım, yeşil bir yazı yazdı sohbete. Canım yenilendi ve bakın yeşil bir yazı yazdı. Canım yenilendi, yeşil bir yazı yazdı. Bir dakika, ne demek bu? Le premiera tarese este completa. Bir şey dostlarım, bir şey tamamlamışım. Completa diyor bak. Complete tamamlamak demek, completa diyor. Dur. Dostlarım ne yazdığına bakacağım. Çeviriyorum, bekleyin. Bakacağım. Dostlarım yazı görevi tamamlandı demek. Yazı görevi tamamlandı demek. Bir dakika, ilk görevi tamamladım demek ki o zaman. O zaman direkt ilk görevi tamamladım ve bakın canım da fullendi. Yes be. Bir gün hayatta kalmak çok kolaydı ki oğlum. Bir gün bile sürmedi yani. Hızlı bir şekilde bitti. Tamam dostlarım, ilk görevi yerinde başarıyla getirdik. İlk görevi başardık. Güzel. İlk görev gitti. İlk görevi yaptık. Şimdi sırada acaba ne görev var diyecekken bir dakika yine bir şey yazdı sohbette. Ne yazdı abi? Pontela maskera mı ne diyor? Bir dakika dur bakacağım. Dostlarım yazıya baktım, maskeyi tak. Bir dakika yazı dostlarım direkt maskeyi tak demek. Ben maskeyi takmam oğlum, suratımdan çıkmış maske, neye bir daha takayım? Herhalde bu yeni görevimiz dostlarım. Yeni görevimiz maskeyi tak. En son hatırlıyorsunuz maske şurada düşmüştü bak. Nerede o maske, bak orada görüyor musunuz? Maske suratımdan düşmüştü ve herhalde o maskeyi takmamı söylüyor. Yeni görev bu. Amına maskeyi takar mıyım diye sorum, ona takmam. Niye takayım oğlum, maske suratımdan çıkmıyor zaten. Geçen bölümde de çıkmıyordu ve o yüzden bayağı uğraşmıştık yani. Şu an maske kendi kendine benden çıkıp bir daha niye takayım? O yüzden takmam dostlarım yani. Takmam, hiç kimse kusura bak. Hasar oluyorum lan, niye hasar aldım? Pontela maskara, bir daha aynı yazı çıktı. Maskeyi taktı. Herhalde maskeyi takmıyorum diye kızıyor meldik bana. Hayır abi, takmayacağım maske falan ben. Ya ben etrafta keşif yapacağım dostlarım. Maskeyi takmak istemiyorum. Ay yine karakterim kendi gidiyor. Karakterim kendi gidiyor. Hayır ben gitmiyorum. Dostlarım karakterim kendi gidiyor. Karakterim kendi dur gitme dur bek. Hayır lan hayır. Maskeyi taktı kendi kendine. Çıldıracağım. Abi ne güzel maskeden kurtulmuştum dostlarım. Yine niye maskeyi taktım kafama ben? Ne güzel bu maskeden kurtulmuştum ya. Vallahi kafayı yiyeceğim dostlarım. Yine maskeyi kafama takmak zorunda kaldım. Ne oluyor lan? Oyun dondu, bir şey oldu. Bir dakika, havaya ne oldu? Yazı çıktı bir tane daha. İhüede ellik. Ne diyor lan bu? İhüede ellik. Isi mueres tu computadora desete. Bir dakika çevireceğim, çok uzun. Oğlum havaya ne oldu? Hava dostlarım lacivert oldu. Bir şey oldu havaya, dur. Havaya bir şey oldu, dur. Çeviriyorum şunu, bekleyin. Dostlarım yazıyı çevirdim. Ellikten kaç? Yoksa bilgisayarım bozulacak yazıyor. Yazıda ellikten kaç yoksa bilgisayarım bozulacak yazıyor. Ellik nerede ki, kaçayım ondan? Ellikten kaç yoksa bilgisayarım bozulacak yazıyor. Ellikten kaç yoksa bilgisayarım bozulacak. Peki ellik nerede? Hay tüküreceğim, bilgisayarım bozulacaksa da bozulsun dostlarım. Şu anda yine 4 kalbim var ve galiba yeni görevimiz ellikten kaçmak. Ellikten kaçacağım, eğer kaçmazsam bilgisayarım bozulacakmış. Abi böyle bir şey nasıl olabilir? Bunu nasıl yapabiliyor bu herif? Kafayı yiyeceğim ben ya. Dostlarım bir dahaki videoda bu evrenin gizemini çözeceğiz. Ellik bizi niye buraya gönderdi? Bu sıradımızdaki maskeyi yine niye gelip buraya taktık? Bu evrenin, bu Minecraft sürümünün bilgisi, yani Minecraft'ın içinden nasıl bir Minecraft sürümüne geldik? Bu Minecraft sürümünün gizemi ne? Ellik bize ne yaptırmaya çalışıyor? Bu soruların cevaplarının hepsini bir dahaki videomuzda öğreneceksiniz. Bu videoya like bıraktıktan sonra şu anda sağımda ve sonunda çıkan videolara tıklayarak önceki bölümleri de izlemeyi unutmayın. Yarını bekleyin. Yarın yeni bölüm sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.